Peki buraya bir virgül koyalım Gürcan abi. Yine devam edeceğiz ekonomik etkilerini konuşmaya. Şimdi bir bağlantımız olacak sevgili izleyenler. Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak sorularımızı yanıtlayacak. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Çiğdem Hanım. Teşekkürler. Koronavirüs salgını sebebiyle malum herkes de evde, biz de zaruri haller dışında, iş dışında tüm zamanımızı evde geçiriyoruz. Siz neler yapıyorsunuz? Nasıl vakit geçiriyorsunuz? Zamanınızı yani nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle bizleri yayın aldığınız için teşekkür ediyorum. Ve bizi izleyen, dinleyen herkese çok güzel cümleler söylemek isterdik ama geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dünyada ve Avrupa'da olan bu koronavirüsten dolayı etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere de Allah rahmet eylesin diyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Tabii ki biz bu sürede sizlerin anonslarıyla, devletimizin, devlet büyüklerimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın evde kalın parolasıyla bizler de sporcu kardeşlerimizle beraber evlerdeyiz. Evde spor yapıyoruz. Evde mutlu oluyoruz. Bekliyoruz. Sağlık çalışanlarımıza yardımcı olmak için. Onlar gecesini, gündüzünü hastanelerde geçiriyor. Ailelerinden habersiz bir şekilde işte her türlü sponsorluklar da onlar için sağlanıyor. Bizi mutlu eden şeyler. Evdeyiz. Bu arada Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası ile ilgili henüz de resmi bir açıklama gelmedi. Bu konuda acaba nasıl bir süreç yaşanacak? Sizin yorumlarınız ne bu konuyla ilgili? Vallahi biz ülke olarak tam tedbirleri aldık. Sağlık Bakanımızın duyurusuyla, çağrısıyla evdeyiz. Ve şu anda almış olan Türkiye Bedensel Engeller Federasyon Başkanımız Arif Ümit Öztürk'le az önce sizden önceki tekrar bir görüşme yaptık. 13 Eylül 20 Eylül tarihler arasında Avrupa şampiyonumuz vardı sizin de bahsettiğiniz gibi. Mayıs ayında inşallah bir karara bağlayacak. Ben de yani şunu söylemek istiyorum. Bu işin üstesinden biz geleceğiz, biz başaracağız. Ama diğer ülkeler başarabilir mi? Bu işin üstesinden gelebilir mi? İnşallah onlar da gelir. Biz kimsenin bu şekilde can kaybetmesini istemiyoruz, ölmesini istemiyoruz. Ve neticede hepimiz insanız. Taşın altına herkes elini koyup iyi şekilde yönetirse Avrupa Şampiyonası 13 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında o güne kadar bir şey kalmaz diye düşünüyorum. Bizi de Mayıs ayı içerisinde federasyonumuza bir bildiri gelecek EAF tarafından. Peki çok teşekkürler. Tabii kapatmadan önce ben sizin mesajlarınızı da almak istiyorum. Müsaadenizle evde zamanını geçiren kişiler için şu anda bizi izleyenlere bu konuda tavsiyeleriniz ne olur? Ben öncelikle Türkiye bedensel engellerine bağlı olan 22 branşımız var. Tüm engelli kardeşlerimiz, sporcu kardeşlerimiz ve benim gibi gazi kardeşlerim, tekerlekli sandalyeye mahkum olan kardeşlerimiz biraz daha evde kalsınlar. Zaten devletimiz, devlet büyüklerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız ve Sağlık Bakanımız devamlı üzerinde durdukları bize verdikleri mesaj şuydu. Evinizde kalın, evinizde spor yapın. Biz de Türkiye Bedensel Engeller bünyesine bağlı olan Ampute Futbol Federasyonu'na ve ampute sporcularına her gün bizim WhatsApp grubumuz var. Biz arkadaşlar çok güzel videolar var. Mesela onları size gönderebilirdim. Tabii inşallah göndereceğim. Çok iyi aktiviteler yapıyorlar. Evlerindeler, evlerinden dışarı çıkmıyorlar. Hocam biz çıkıp koşalım mı? Bir hafta daha bekleyin, bir hafta daha bekleyin. Biz bekliyoruz. Benim Türk milletine şöyle bir mesajım var. Biz birlikte güçlüyüz. Bak üzerimdeki forma da tarihi bir forma biliyorsunuz. Bugün onu giydim. Neden bu formayı giydin? Tarihten bugüne kadar güçlü olan bir millet bu virüs olayından da çok sağlam ve güçlü çıkacaktır. Tamam her zaman bir şeyler başarabilmek için bir kendi açımdan söylüyorum bir müsabakayı kazanabilmemiz için ne yapıyoruz? Çok antrenman yapıyoruz. Çok çalışıyoruz. Herkes klasiktir çok çalış diye. Evet bu sürede de biraz dinlenelim. Evimizde kalalım. Ama biz millet olarak, devlet olarak, öncelikle devlet olarak, millet olarak, devlet büyüklerimizi dinleyip
evimizde kalacağız. Huzurlu bir şekilde sosyal aktivitelerimize, evimize devam edeceğiz. Abilerimizle, kardeşlerimizle, annelerimizle, bacılarımızla zaman geçireceğiz. Üretim yapan, bazen cümleler yanlış anlaşılıyor. Bu anlamda üretim yapan arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Tabii ki onların da şu anda İçişleri Bakanımız çok güzel bir çalışma yapıyor tespit konusunda. Onlar üretime devam edecek. Bu millet bunu da başaracağına inanıyorum ben. Peki Osman Çakmak, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Çiğdem Hanım, ben de teşekkür ediyorum. Bir şey daha söylemek istiyorum. Tabii, buyurun. Bizim milli takım grubunda o gün istişare yaptığımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın "Biz bize yeteriz Türkiye" kampanyasında bu kardeşlerim de destek olduğu için bizler de bugün itibari devletimizin hesabına, bizlere verilen hesaba "Biz bize yeter" kampanyasına destek verdik. Bu anlamda bu destek yanlış anlaşılmasın lütfen. Biz birlikte güçlüyüz diyoruz ya, var olan devletimizin kasasına gönderdiğinde devletimiz de şu anda mesela asgari ücretle çalışan, iş yeri kapanan tüm arkadaşlara bu miktarı çok rahat ve sağlam dağıtacağı için, onun için diyorum ki biz birlikte güçlüyüz. Ay Yıldızlı bayrağımızla bu bayrağın dalgalanması için, tekrar cuma namazlarımızı kılabilmemiz için, o ezanların tekrar okunabilmesi için ne yapacağız? Devlet büyüklerimizi dinleyeceğiz. Evet. Sağlık çalışanlarımıza yardım edeceğiz. Sağlık çalışanlarımıza şöyle yardım edeceğiz. Yoğun bakımlar dolmasın lütfen. Benim de bugünkü günün anlam ve önemi, benim parolam budur. Sabah WhatsApp grubundan da yazdım. Lütfen yoğun bakımlar dolmasın. Biz bu işin üstesinden geliriz. Çünkü biz bu konuda dün Sağlık Bakanımız da dedi ki bizlerden soru ve öneri alıyorlar. Nasıl başarabiliyorsunuz? Çok çabuk, çok erken tedbir aldık ve az kayıpla bu işi atlatacağımıza eminim. Peki Osman Çakmak, çok teşekkür ederiz. Çok güzel ve çok önemli mesajlar verdiniz. Sağlıklı günler dilerim size. Çiğdem Hanım, ben de sizlere sağlıklı günler diliyorum. Biz birlikte güçlüyüz. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Teşekkürler siz de. Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak sorularımızı yanıtladı ve çok da güzel mesajlar paylaştı sevgili izleyenler. Stüdyomuzda da Gürcan Bilgiç var. Gürcan abi, biz koronavirüsün spora etkilerini konuşuyorduk. Virgül koymuştuk. Kaldığımız yerden devam edelim Osman istersen. Osman Çakmak sembol bir isim. Evet. Bizim ampute milli takımımızın oyuncusu. Sen arada bir de anekdot paylaştın benimle. Onu buradan da paylaşmak ister misin? Penaltı kaçırmıştı galiba finalde. Futbolculuk döneminde. Oyuncusuydu o zaman. Gözyaşlarıyla helallik istemişti. Hepimize ağlatmıştı. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Çok da güzel konuştu. Gerçekten büyük acılar çekmiş ve büyük olgunluğa oluşmuş bir spor adamımızla karşı karşıyayız. Keyifle dinledim. Evet, çok kıymetli. Kendisini. Bu arada kulüp Brugge şampiyon ilan etmiş Belçika. Şimdi baktım bir maç kala 15 puan önde. Ama orada şey var, playoff vardı Belçika'da. Demişler ki biz oynatmıyoruz. Sezonu bitirdik. Brugge'da şampiyon ilan ettik. 70 puanla lider Brugge. İkinci Gent 55 puanda. Bir maç var sezonun tamamlanması için. Sonra da şey oynanıyor benim bildiğim kadarıyla. İlk 8 takım playoff oynuyor. Demek ki playoff'ı oynatmaktan vazgeçip kulüp Brugge şampiyon yaratmış Belçika Federasyonu. Bu ilk karar. Evet. Yani bu pandemiden sonra ara verilen liglerle ilgili ilk karar Belçika'dan geldi. Aynen. Tabii çok büyük de puan farkı var, bilmiyorum. Diğer takımlar herhalde... Yani Gent'in 15 puan önünde miydi? 15 puan. Evet. Önde de playoff oynuyorlar. Evet. 70 puanı kulüp Brugge. Muhtemelen onun puan farkı nedeniyle diğer kulüplerinde pek ya olmaz falan dememezler. Bizdeki gibi değil. Bizde 5-6 takım var şampiyonluk potasında devam eden. O gelişmeyi de verelim. Aynen, o sıcak hazır gelişmeyi de paylaşmış olalım. Sıcakken. Sevgili Rüştü, belki hastane odasında şu anda. O da pozitif çıktı. Rüştü Reçber, arkadaşımız. Geçmiş olsun diyelim tabii bir an önce. Bir haberler çıktı ama eşi Işıl Instagram'dan yoğun bakım falan olmadığını belirten bir açıklama yaptı. Stabil durumda bekliyoruz diyor odada. Belki de
Rüştü zap yaparken bize rastlar belki. Belki. Ona da buradan geçmiş olsun diyelim. Selam.